مرحبا محترم دقالي عزيز sayın seyirciler. Güzelim Irak'ın başkenti Bağdat stüdyolarından biz sizinle özel yayındayız. Özel görüşmedeyiz ve canlı yayındayız. Sayın seyirciler bildiğiniz gibi bugün 24 Recep. Sayın seyirciler ki bir gün bekleriz. Yani yarın İmam Musa'nın aleyhisselam istişare günüdür, vefatı günüdür. Bildiğiniz gibi İmam Musa aleyhisselam 55 yaşındaydı. 55 yaşında 20 yılın yani babasının hayatında yaşadı. 35 ilde babasından sonra yaşadı. Yani 55 yıl tam ömrüydü İmam Musa'nın aleyhisselam. Bağdat'ta vefat etti. Bağdat'ta şehit oldu. Sayın seyirciler, Musa bin Cafer 7 sefer 128 Hicri veladatıydı ve 25 Recep 183 Hicri vefatıydı. Künyesi Ebu İbrahim ve Ebu'l Hasan ve el-Kabide el-Kazım ve'l-Abd-Salih ve Bab-ül Havaic ve Seyyid Bağdat ve Bab-ül Havaic ve Kazım el-Gayz. نسبه هو موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي أبي طالب عليه السلام. أناسي أم الولد وآددة حميدة أندلسيايدة أصلدة ويقال يعني ديلر بربريايدة ورومييايدة. إمام موسى الكاظم عليه السلام اعتقل ولن يعني تطقلاند شيدا في زمن الخليفة المهدي الذي أمر على آمريد شيدا مدينة دا. Sayın seyirciler, bir aradan sonra biz sizinle. Tekrar merhaba sayın seyirciler, biz sizden özel yayındayız. Sayın seyirciler, bizimle telefon bağlantısından katılabilirsiniz ve bu münasebetle bu yani İmam Musa el-Kazım'ın vefatı günü numaramız ekranlarda 07-828-07-078-3. Sayın seyirciler, tekrar bu ekranlarımıza, bu numaralarımızdan katılabilirsiniz bizimle bu özel yayına 07-828-070-783. Tekrar sayın seyirciler 07-828-070-783. Yönetmenim bu ekranlarımızda inşallah bu şu numaralarımızdan sayın seyirciler bizimle katılabilirler bu programda özel yayında. Sayın seyirciler bildiğiniz gibi sayın yani Bağdat stüdyolarından biz sizinle inşallah yakın zamanda da yani kalan saatlerde de Kerkük stüdyolarından aynen bizim meslektaşlarımız Kerkük stüdyolarından sizinle canlı yayında olurlar. İmam Musa el-Kazım aleyhisselam Bağdat'ta vefat etti bildiğiniz gibi. İmam Musa el-Kazım aleyhisselam 55 yaşındaydı ki şehit oldu. Sayın seyirciler bir rapordan sonra biz sizinle. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام موسى بن جعفر كاظم شهادة مناسبات إلى عراق الفايتاخت بغداد فلسطين جادسندة بير تركمان شادر düzenledik. Bunun mesajı bütün dünyaya ve bütün Irak halkına, Irak Türkmanları her zaman mazlumun yanında durmaktadır. Hepimizin bildiği gibi Musa bin Cafer'in hayatında ibret var, hikmet var. Ve şehadet var, tadhiye var, fedakarlık var. Onun için Irak Türkmenler de bu izde yürümektedirler. Her zaman başları koltuklarında, kanları avuclarında, Tilafer'de, Bedere, Uzan-ı Mavukarte'de yaşayan bütün Türkmenler can vermişler, kurban vermişler, fedakarlık etmişler. Bu vatan için, bu millet için, bu din için, bu akide için gerçekten bu münasebeti canlandırmak üzerimize düşen milli görevlerden sayılmaktadır. Burada büyük sayıda Bağdat'ta bulunan Türkmen kardeşlerimiz toplandı bu kaymanın altında, bu çadırın altında bir mesaj ulaştırarak biz burada imamların, peygamberin, enbiyanın, evliyanın izinde yürümekteyiz. İnşallah bütün çelenilen haklarımızı bu evvel Allah sonra imamların sayesinden döndürmeye, almaya hazırız ve mücadele vermeden geri kalmayacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İşte gördüğünüz gibi bugün bizim ikinci senedir Munteda Tuzun İçtimai adına bir mevkip kurduk. Allah'a şükür çok güzel bir şekilde burada Türkmenler, bütün Türkmenler katıldı bura. Aileleri olsun, bütün erkekleri olsun. Burada herkes yardım edir Allah'a şükür.
ikinci ildi burada. Burada bir gün beşinci günü de burada güzel xuddam zuvar İmam Musa el-Kadım'a hizmet edirik. İnşallah her sene de bu yolda devam ederiz. İnşallah da her sene bütün Türkmenleri İstirham katılsınlar, burada gelsinler, Bağdat'ta olan, muhafazatlarda olan bütün Kerkük'den, Karatepe'den, Kifri'den, Bağdat'tan, her har yerden olsa, Tuz Kurmatı'dan, her hardan Türkmenler varsa gelsinler burada, hem hizmet etsinler burada bütün Türkmenler adına, hem de İmam Musa için inşallah cezaların Allah muvaffak eder inşallah bütün Türkmenler buradan davet edilen bu rahat katılsınlar. Peki doktor, ya bu yer yüzlerce belki milyonlarca insan Hazreti İmamlar hakkına yeriler. Sizce bu yerimenin fiziksel açıdan ne önemi var? Doğru, bu fiziksel açısından bu yerimenin çok önemi var. Tabii ki bu bir riyadadır, bu spordu yani. Hem hizmeten Zuvar İmam Musa el-Kadım, hem de tabii yerimenin çok çok bir faydası var, bir riyadadır yani bu şeyde. İnsan hisseder özün kuvvetli, daha da güçlü hisseder. Onca da yürürse onca da daha güçlü hisseder özlerin. Çok cismine, bedenine çok faydası var. Hesap eleğine bir spor yapıldı da bu. İnşallah Allah'ın yanında da imamların yanında hiç zia gitmez. İnşallah Allah sıhhat salamat bütün Türkmenlere, bütün Irak milletine sıhhat salamat verirler inşallah. Allah razı olsun, sağ olasın. Memnun olan sizden. Buradan bizim bütün Türkmenlere de salamım, hürmetim, bura gelsinler. Biz burada 5 gündür hizmet ederek hapsi gelsinler burada. Yok, kapımız açık her kimseye inşallah. Burada hizmete bulunsunlar. Allah razı olsun, sizden de çok sağ olun. Burada geldiğiniz için teşekkür ederiz size. تنهض تشيع جنازته وتحضر تشيله موسى بن جعفر عن جسر قوم ونشيعه بنصب عزل جنازته ونسجب الدمعه موسى بن جعفر عن جسر قوم ونشيعه بنصب عزل جنازته ونسجب الدمعه قوم ونشيع جنازته وندفن المظلوم هذا إمام الجعفرية اليوم مسموم قوم ونشيع جنازته وندفن المظلوم هذا إمام الجعفرية اليوم مسموم مسموم ومزنج الحديد وينزف دموم مسموم ومزنج الحديد وينزف دموم Katılmışıq İmam 7-ci İmam Əhməd Əhlibeytin vəfat münasibətinə biz Türkmenlər bütün İraq millətindən katılmışıq bu ihya bu münasibəni ihya etməkdə. Təbii Türkmenlərin hər yerdə dövrləri gərəkin belli olsun. Qurtuluşda, siyasatda, ziyarətdə hər yerdə gərəkin Türkmenin yeri görüksün. Bugün biz katılmışıq bu şeyə bu mövkibimizdə İmam Musa'nın siret hayatından bir ders almışız özünde. Gerekin o dersi inikas olsun bizim hayatımıza, Türkmenlerin nidalına, çalışmalarına, haklarını almağa, istihkaklarını almağa. Özde nerede o İmam Musa selamullahi aleyh neçe illerce kaldı sicinde bir kadiyası var idi. O kadiyanı kaldırdı, zulüm gördü. O zulüm özünü koymadı, kadiyasına vazgeçsin. Kaldırdı özün. İlâ en bir gün geldi, kadiyası çıktı. O kadiyeyi ki görkür işte İmam Musa'nın yeri harda oldu, düşmanlarının yeri halda oldu. Budu gerekin biz İmam Musa'nın müşareke etmemiz bu münasebetinde gerekin siret hayatından bir ders alalım. Yok biz müşareke edelim, min ecil müşareke yok. Gerekin bizim istifade edelim bu. Ve biz bugün baş sağlığı diyoruz bütün Irak milletine bu münasebette ve bilhussuz Türkmen milletine İmam Musa'nın sabi Emmet Ehlil Beyt'in vefat münasebetiyle. Teşekkür ederim de Türkmeniye Televizyonu'ndan gelmeye, katılmaya, bu şeyleri almaya. Çok memnunum. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyke ya Musa Cafer. Esselamu aleyke ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleyke ya Muhammed bin Ali Cevad. Esselamu aleyke ve rahmetullah ve berekatuhu. Bu biz Muntada Tuz İçtimai kurmuşuz. Bağdat'ta olan Türkmenler adına
وبزم تشوخ نشاط مزور وبكي انجيل دي بو بز بو نشاط اخر امام موسى عليه السلام وفاته مناسبات ليا موكب قرخ بكي انجيل دي ان شاء الله وبو نشاط تي مخ بايلر خيا تشاي بايلر غص بايلر هر دي ميوا بايلر بعد دي مغلر يدر ومن ده بزم برده تركمان اولان تركمانلار تبرعات يدر بو باراني بير بزا يغرخ قالانن ده چور ikinci ile aynı xeyma almaq üçün mavad almaq üçün inşallah bunu qallıq istimrar edərik bu şeydə bu yolda xidmət edərik nanca ömrümüz var bizdən də sonra uşaqlarımıza gənclərimizə tövsiyə edərik bu işdə qalsınlar bu yolda qalsınlar inşallah Allah muvaffaq etsin hər kimsə qaxar bu işə Tekrar merhaba sayın seyirciler. Biz sizinle güzelim Irak'ın başkenti Bağdat stüdyolarından özel yayındayız. Sayın seyirciler gördüğünüz gibi ki Türkmen görüşmeleri, Türkmen milleti, Türkmen halkı Bağdat'ta bir yani mevkip kurmuşlar, hedemet verirler İmam Musa bin Cafer'in zuvarına. Sayın seyirciler Türkmenlerin rolları her zaman Irak'ta yani birlikte, barabalıkta Irak milletiyden ve her münasebette din olsun, vatan olsun her zamanda Türkmen milleti birlik barabarlıqdadır. Sayın seyirciler bir de tekrar ederim ekranlarımızda numaralarımız bizimle katılabilirseniz 07-82-80-70-783. Sayın seyirciler İmam Musa aleyhisselam ki orucuydu bu tutuklananda hapishanada orucuydu özü. Yani hatta iftarında istirdi hurma yesin, hurmasında zehir koymuşlar. Özü istişare etti bu oruç şey yani oruçluğuydan. Sayın seyirciler bildiğimiz gibi İmam Musa aleyhisselam, İmam Hüseyin'in, İmam Cafer Sadık'ın evladıdır. İmam Ali bin Ebi Talib'in, Emir-i Mümininin evladıdır. Sayın seyirciler İmam Musa bin Kazım naklolundu tutuklusu yani bu ile sicin, Sindi sicininden nakl oldu o zaman ki bir büyük zulüm altındaydı. O Sindi cisminde, Sindi sicininde orada vefat etti. 183 Hicri ilinde mesmuman şehit oldu. Sayın seyirciler biz sizi yani telefonlarımız bekleriz, katılmamız bekleriz özel yayında ve özel görüşmede özellikle bu sayın seyirciler gördüğünüz gibi ekranlarımızda bu Türkmen muhakibleri, Türkmen yani siyasetçileri, Türkmen halkı, Türkmen yani her yerde gösterir yani nece bir hizmet gösterdiler. Bu muhakib kurullar yani Arba'in'de olsun, İmam Musa'l Kazım'ın vefatında olsun her zaman Irak'ta, Bağdat'ta olan Türkmenler yani birlik barabarlıkların gösterdiler. Milletten katılırlar bu mevakipte hizmet gösterdiler. Çadır kurublar, yani yemek her zaman 24 saat içinde. Bunlar her zaman milletten kontakt edilen. Sayın seyirciler bir aradan sonra biz sizinle. سجين
الحسين السيد سعيد الصافي الرميثي. اي موسى بن جعفر تميز كاظم الغضيب صفاته. اي موسى بن جعفر سجون الطاغي ساعة بدلت سيرة حياته. دمعته وله دعاء وبقلب خاشع صلاته. للفرج يحسب ليالي للفرج يدري مماته. طامورة الأشرار ظلمتها لي النار من الشمس للفرج معقود ظن شيعة من نظرة تنشد ياه ليخبرها عنا. ساعة سمعت عجاق طار شيبة شيرها منا. الموعد الجمعة يقلها شوفة الوالي انتهن. يا شيعة وين وين قالهم نستقبل المظلوم Tekrar merhaba sayın seyirciler. Biz sizden özel yayındayız Bağdat'tan. Sayın seyirciler bildiğiniz gibi ki tüm alemden, tüm ülkelerden, Irak içinde olsun, Türkiye'den, İran'dan, Suriye'den, ayrı yabancı devletlerden, yabancı ülkelerden. Bunlar hepsi geldiler İmam Musa'nın ziyaretine, İmam Musa'nın şehadeti gününe, İmam Musa'nın vefatına yani ihya etsinler. Bildiğiniz gibi sayın seyirciler biz de sizinle yani inşallah telefon bağlantısında kaldık. Meslektaşım, yönetmenimiz bizimle telefon bağlantısında. Şeyh Abbas Maraglı, buyursun. Merhaba abi. Selamun aleyküm Şeyh ne? Aleykümselam. Azam Allahu ecrena ve ecrekum. Tüm İslam aleminin başı sağ olsun bu münasebetle. Allah a'malınızı kabul etsin inşallah. Buyurun. Şeyh yani bugün yani yarın İmam Musa'nın vefatı günüdür. İmam Musa aleyhisselam ki selam olsun özüne orucuydu, şehit oldu zindanda. Yani hapishanada siciniydi, orada şehit oldu. Hurmasına, yemeğine zehir koyuldu. Siz bir yani din adamı olarak nasıl görürsünüz bu şey durumu? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil musselin Muhammedin ve alihi at-tayyibin at-tahirin. Önceden bütün İslamlara
ومراجعلارا هر يردن كي قلب له إمام موسى زياراتنا وقلمي جتمي نرده الله أجرلارنن أسيقتماسن bütün tüm İslam'a baş sağlığı İmam Musa'nın şehadatı günü yarındaki 25 Recep yarındı. 25 Recep 183 Hicri yılında İmam Musa şehit olubdu. Zindanda ki Arapçada dili özne tamura yani serdabın içinde kuyudaydı İmam Musa'nın yani İmam Musa'nın şehadatı o bir yani bütün imamlarımız tüm imamlarımız şehit olublar. İmma maktulen av yani mesmumen. İmam Musa'nın hayatına geldikçe eğer bir göz attıysa İmam Musa ve bütün imamlarımız 12 imam eğer hayatlarından selaştıysa manası biz İslam'ın en namudec kimseleridir ki ruhta, fikirde, cihatta, dünyaya açılmakta. Çünkü İmam Musa'nın mektebinde tefrika diye yokmuş. Ebeden yokuydu. Ve İmam Cafer-i Sadık salavatullahi ve selamu aleyh eyvan mektebinde Malik ki İmam-ül Malikiye, İmam-ül Medhedir'i, İmam Cafer-ül Sadık-ül Medhedir'i ve En-Nu'man ibn Sabit ki Ebu Hanife değil özüne, o da diyor, لَوْلَ السَّنَتَانَ لَهَلَكَ النُعْمَانِ İşte İmam Musa onun oğludur, İmam Cafer-ül Sadık'ın oğludur. Aynen babasının izinde, İmam Musa'nın mektebinde her bütün mezahip, taifiyet diye yokuydu. Mezhebiyet diye yokuydu. Ona göre İmam Musa'nın hayatı insaniyete kanşar. Sıfatından aldıysa sıfatı ne demekti? Manası nemudec av simbol diyarın insaniyette, hilimde, ilimde, ahlakta, sülükte, babası ki bil eşitiyiz ki İmam Cafer-i Sadık'tı ama nenesi Hamide değili ki İmam Muhammed-ül Bakır vasf edip özünü hele yani İmam Cafer Almaz'dan öldü özünü bir Hamidetun fid dünya Mahmudetun fil ahira ama İmam Musa'nın yani genel hayatına geldiğimiz zaman çünkü İmam Musa ve hep imamlarımız hiçbir zaman küfrü, batılı, fesadı kabul etmeyendiler. Ona göre İmam Musa bin Cafer Harden'e neden olubtu? Hicaz'da. Hicaz'dan gelelim. Bağdat'a ne getirdi özünü? Yani Sayın Şeyh Abbas, yani neden buyurun. Hicaz'dan getirdiler burada tutuklu özün? Burada tutuklandı, burada hapishaneye koyuldu. Güzel bir sorudu bu. Millet anlasın özünü. Her zaman imam ve peygamberin nesli, peygamberin İslam'ın izinde yürüyen zulmü, zilleti kabul etmez. Nöfret eder. Onun için İmam Musa bin Cafer Hicaz'da olduğu zaman Harun el-Reşid Bağdat'ta hükmederi ve Hicaz'da da valisi var. Onun için tekrirler gönderilirdi ki İmam Musa'nın hakkında Bağdat'a asimeye ona göre emir verildi İmam Musa'nı getirsinle ne tühür tuttuysa özünü o tühür. İmam Musa ceddesinin yanında yani peygamberin kabrinde gitmişti ziyarete. Orada namaz kıldığı yerde şurtalar el bağlı getirdi özünü Basra'ya. Basra'da bir zaman kalandan sonra Basra valisi
gönder. Basra valisi gönder. Bir ben bunu hiçbir karablıkta görmürem. Hiçbir yani keennehu kimsenin aleyhinde yetmir. Özü de ibadatıdır. Ben isterim beni bunun kanından halas edesen. Yarımda kalmasın. Onun için getirilir özünü. Bağdada Fadl İbni Rabi'in sicinin yanında. Ondan sonra Fadl İbni Yahya'nın yanında. Fadl İbni Rabi'in yanında olduğu zaman bir gün Harun Reşid yukarıda tarmada görer bakar havuçta bir kara eski kimin havuçta atılıptı. Fadl İbni Rabi'i sorar Harun Reşid'den. Görürsen bu nedir? Dedim eğer görürüm bir parça eskidir. Dedi yok bu Musa bin Cafer'di. İşte budur ibadeti, budur adeti. Her gün akşam yani günorta namazını kılandan sonra bitirenden sonra kendi namazını bitirenden sonra biz secde eder ila akşama kimin. Akşam iftarını eder bir de bir secde eder nevafilini kılandan sonra sebbah namazına kimiz. Her zaman adeti budur ki İmam Musa bin Cafer onun için girilirdi özüne el-kabinden Rahib Beni Haşim ev el-abidu salih. Ona göre İmam Musa'nın bir günahı yok idi ama yalnız günahı buydu ki fasit hükümetleri ebeden kabul etmezdi. O kimselere ki ahlak dersi vermişti. O kimselere ki öğüt vermişti. Zulmü, Sayın Şeyh, zulmü yani, kabul etmezler. Şeyh ne yani bu dedik tutuklandı ki hapishanada şehit oldu. Yani orucuydu da. Bazı insanlar var yani kafalarında değiller. Neden orucuydu? Yani Ramazan ayında değildi. Yani her zaman İmam Musa bin Cafer orucuymuş yani böyle gözükür. Neden orucuydu? Çünkü indi bugünler ki yaşırık içinde ve İmam Musa bin Cafer salavatullahi ve selamu aleyhima şehit oldu Recep ayıydı. Recep ayında Recep ayı Allah'ın ayı sayılı. Men sâme yevmen min Recep istevcebe rizvanallahil ekber ve men sâme fîhi yevmeyn yani keennehu ابتعد عن نار جهنم ومن صام فيه ثلاثة أيام له براءة من النار يعني كأنه رجب آي الله آي يعني مفضل أي يعني إطاعات عبادات سورة من أشهر الحرم الله عز وجل قدرت آي إشندا دوجيش قتال فلان جاهلية تديو خدو يعني الله عز وجل أولك أي خلق دبت منها أربعة حرم ذو القعدة ذو الحجة محرم رجب آي يالغلد ورجب آي بولاردان سايلي حتى جاهليتا دوكس والماز بو آي لاردا يعني سايين شيخ شيخنا شيخ عباس مراغلا يعني بس ملت مزادة أنا تايدو يعني بو görüntüler de bu ekranlarda görürük millet yani her vakit ziyaratındadırlar. Özellikle bu günlerde yani bu yağış mevsiminde, bu yağış ki sel olur, millet kesilmeyip ziyaratından. Millet geceni gündüz yeri de, ayaktan yeri de hatta İmam Musa'nın kabrini ulaşsın. Azizim, ey sevgili dinleyiciler, İmam Musa bir sembuldu, bir nemudaştı. Şehadati günü bütün İslamlar isterler o İmam Musa'nın yanına ulaşsınlar, o ecri kazansınlar. Yani orada durdukları zaman keennehu İmam Musa'nın ruhunu tekzip edirler. Men zârana arifen bi hakkina vecebet lehul cennet. Ona göre yağış olsun, kar olsun, her ne olursa yani ne günler gördüyseler, kötü günler gördüyseler zamanında hatta yani Emeviler, Abbasiler devrinde el ayak kesilirdi hatta imamın yanına ulaşsınlar. Ama imamın yanına ulaşmıyor. Yok ki sen gidesen
orada durasan ziyaret edesen. Azizim, yanına gitmek, imamın yanına ulaşmak manası sen Rüsünle beraber sen inşallah olacaksan. Sen düşüneceksen ki ne sebebine İmam Musa bin Cafer şehit oldu. Neydi mebdai, akidesi neydi, ne istirdi. Ve illa bunlar Allah'ın yanında makamları var. Ama bize, millete, İslamlara, Müslümanlara en büyük bir dersi ibretli olsun. Sayın Şeyh Abbas Maraqlı, Kerk'ten bizimle katıldınız bu özel yayında. Çok sağ olun, var olun. Adam Allah ucuruna ve ucurakum. Teşekkür ederim sizden Sayın Abbas Maraqlı. Sayın Abbas Maraqlı, çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederim sizden, katıldınız bizimle. Aynı Allah zamanda biz inşallah canlı yayındayız, devam ediyoruz sizden inşallah. Türkman Uydu Televizyonu, güzelim Irak'ın başkenti Bağdat stüdyolarından, yani özel yayında, özel görüşmede, özel yani canlı yayında İmam Musa'nın vefatı gününü ihya ederek sizden. Bildiğiniz gibi ki Bağdat'ta da bugün seldi, yağıştı, havadı, hava durumu. Biz milletimiz, Irak milleti, başka ülkelerden gelenler ısrarla istiller İmam Musa'nın merkadine, kabrine ulaşsınlar. Bir aradan sonra biz sizinle. سعيد الصافر المواثي موسى بن جعفر تميز كاظم الغضيب صفاته موسى بن جعفر تميز كاظم الغضيب صفاته ولا سجون من الشمس محفوظ
هذا الغريب منين؟ ها موعد الجمعة يقلها بشوفة الوالي انتهن. يا شيعة وين وين قالهم نستقبل المظلوم مشمر ومزنج الحديد مغمض العين نحلان من عند الجسم مشدوف اليدين مشمر ومزنج الحديد مغمض العين
نحلان من عند الجسم مشتوف اليدين بالقلب والله مصيبتك يا ابو الجوادين بالقلب والله مصيبتك يا ابو الجوادين خسران كل من منهجك رافض. تكرار مرحبا سائن محترم عزيز سيجلر عظم الله أجرنا وأجركم يعني إمام مصانن وفاة günü استشهاد günü 7. إمامımız إمام موسى الكاظم عليه السلام ديار الكاظم كاظم الغيظ والعبد الصالح وباب الحوائج وسيد بغداد بغداد سيدي دي بغداد أصلاني دي إمام موسى بن جعفر سائن سيجلر 7. إمامın وفاة günü ديارن يعني bizim tüm Irak milleti, tüm İslamlar yani yarın yaşlı gözleriyle ulaşırlar İmam Musa'nın merkadına, İmam Musa'nın kabrine. Bu özel yayında, özel görüşmede sizinle Bağdat'ı söylüyorlarından aynı zamanda inşallah gelen saatlerde Kerkük'ten, Kerkük stüdyolarından meslektaşımız Sizu'dan, meslektaşımız Türkeş, Sizu'dan olacaktı Kerkük stüdyolarından. Sayın seyirciler, burada biz nokta alırız özel yayınımızı, özel görüşmemizi. Kalın Allah'a emanet, kalın sağlıkla. خسران كل من منهجك رافض يتبعه موسى بن جعفر عجز القوم نشيعه